sizinle konuşmuştur diye düşünüyorum. Orada en azından mesela Karabük, Demir Çelik'in özelleştirmesi vesaire gibi konulardan haberdar değil miydiniz? Ne yaşandı? Yani kullanılması gereken sözcük şaşkınlık sözcüğü değil bence. Öfkenin ifadesidir. Öyle Benim mi? yüz ifadem. Ama zaten Ayşenur Hanım, hiç ona bakmayın. Yıl sonunda Karabük Demir Çelik Fabrikası ne oldu diye bakın. Yıl sonunda özelleştirileceği, satılacağı söylenen Karabük Demir Çelik Fabrikası SHP'nin ısrarlı çalışmasıyla işçilere devredilmiştir. Bu bir kararlılığın, hem öfkenin hem de kararlılığın ifadesidir. Sayın Başbakan'la tabii çok konuları tartışmıştık. Bu arada Karabük konusunu da tartışmıştık. Sayın Başbakan biraz önce ifade edilen, biraz önce yapmış olduğu açıklamayı savunuyordu. Biz de işçilere devredilmesini öngörüyorduk. Öyle bir arzumuz vardı. Nitekim sonuçta yıl sonunda işçilere devredildi. Aslında şunu söyleyeyim. Ben bu 5 Nisan'dan ancak 6 ay önce hükümete girdim. Yani Türkiye'nin 5 Nisan noktasına gelmesinin sorumlusu ben değilim. Onu çok açıklıkla söyleyeyim. Ama Türkiye biraz önce de konuştuğumuz gibi çok zor günlerdeydi. Orada bir tepki verilmesi ya da bu tepkinin kamuoyuna taşınması, gizlice basına sızdırılması Türkiye'nin zaten zor olan koşullarını daha da zorlaştıracaktı. Dolar çok daha büyük sıçramalar ortaya koyacaktı. Onun yerine sonuç almayı öne çıkartan bir yaklaşım izledik ve Karabük yıl sonunda SHP'nin dediği gibi işçilere devredildi. Bu çok önemli bir Çiller, kazanımdır. %100 katılıyorum ama Çiller dönemi, siz sadece 22 ay dayanabildiniz diyeceğim artık, hani o kelime doğru olur mu bilmiyorum. Çiller dönemi son derece ağır ve karanlık bir dönem olarak hatırlanıyor. Aslında Sadece ekonomi değil. daha ağırını yaşadık AKP döneminde. Ben Eylül ayında hükümete girdim. Ekim ayında hazine bize bir sunuş yaptı. Ve dış açığın milli gelire oranının %3'ün üzerine çıkmaya başladığını, ivedilikle bir devalüasyon yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi. %3. Dış açığın milli gelire oranı %3. Ya. İvedi bir devalüasyon yapılmalı dedi. AKP döneminde dış açığın milli gelire oranı %10'a kadar çıktı. Ama bu devalüasyonu gerektirmedi. Çünkü AKP çok şanslı bir dönem yaşadı. Dünyada paranın çok bol olduğu, Türkiye'ye döviz aktığı, yabancı sermaye yatırımlarının çok yoğun bir biçimde olduğu, uygulandığı bir dönemi AKP yaşadı. Bir bunu dikkate almanızı öneriyorum. Bir de şunu söyleyeyim. O zaman resmi devalüasyon yapıldı. Şimdi bakın, siz bir saat önceki döviz kurunu Evet, söylediniz. evet. Bu bir devalüasyondur. Bir saat öncesiyle şimdiki arasında müthiş bir farklılık olduğunu söylediniz. 10 dolara doğru gidiyor, değil mi? Bu Maalesef. devalüasyon. Maalesef. Devalüasyon yapılıyor ama resmen devalüasyon kararı alınmıyor. O zaman Türkiye'de hükümetler resmen devalüasyon kararı alarak döviz toplayabiliyorlardı. Şimdikiyle o dönemin farklılığını da bu nedenle söyleyeyim. Şimdi bakın, o dönemle 90'larla bugün çok sık karşılaştırılır oldu. Bunun Evet, biz de nedenlerinden, başlangıçta tartıştık zaten evet, sizinle. bunun nedenlerinden biri de mesela Mehmet Eymür, eski istihbaratçı, Halk TV'de Özlem Gürses'in programındaydı. Orada da konuşuldu. Faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, neler neler o sırada olmuştu biliyorsunuz. Şimdi oraya döneriz ve dönmemiz de gerekiyor. Mehmet Eymür'ün iddialarından hareketle sorularım olacak ama bugün siz geçenlerde, bugüne dönelim. Sizi geçenlerde Çağlayan Adliyesi'nde gördük. Galiba Hikmet Çetin katılamadı. Evet, Altan Bey'le ikimiz de gördük. Bir de Evet. Turgut Kazan vardı avukatımız Avukatın olarak. Surgut Kazan, CHP eski genel başkanlarından Altan Öymen'le birlikte sizi Çağlayan Adliyesi'ne gördük. Suç duyurusu. Çünkü Erdoğan hakkında suç duyurusunda Doğru.
bulundunuz. Nedeni çok kısacık hatırlayalım. Erdoğan grup toplantısında, son katıldığı grup toplantısında demek daha doğru olur herhalde. Bir şeyler söyledi. Kılıçdaroğlu'na yönelik linçin, evet, sanki yarıda kalmış bir iş gibi olduğunu, hani gidin tamamlayın dercesine, bir onu izleyelim, tabii, ondan sonra tabii soracağım size. Bu kişinin kamu görevlilerine yönelik hezeyanlarını da şöyle bir hatırlayalım. Tekrar video. Sandıkta ardı ardına aldığı mağlubiyetlerden hiçbir ders çıkarmayan ve son dönemde işi vatandaşa hakaret etmeye kadar vardıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı kışkırtma çabalarının arkası kesilmiyor. Toplumun her kesimine hakaretler yağdırıyor. Şimdi faili meçhul cinayetler yok diyeceğim. Aslında bir takım şeyler oluyor. Çok da konuşulmuyor bunlar. Faili açık hikayeler. Ama yanı sıra gene gazetecilere saldırılar oluyor, önemli siyasetçilere. En önemlisi de elbette, çünkü ana muhalefet partisi genel başkanı bu ülkenin iktidar açısından söylüyorum, namusu olmalıdır. Tabii. Ona hani gelecek en ufak bir zarar iktidarın namusudur. Namusudur, evet. Şimdi siz suç duyurusunda ne dediniz? Yani ve Kılıçdaroğlu'na yönelik o linç girişimi hala sonuçlanmadı mahkeme. Dahasını söyleyeyim, Mustafa Yeneroğlu. Biz işte geçmiş olsun diyecektik diyor. Hatta kendisi de bir geçmiş olsun mesajı yollamış. Demişler ki hayır, sakın. Geçmiş olsun diye telefon edilmeyecek, mesaj yayınlanmayacak. Böyle bir kin mi, öfke mi, ya da hatta o zaman insan sormaz mı, o saldırının arkasında siz mi vardınız diye. Siz ne dediniz suçluyunuzda? Şimdi 2018'deki seçimlerle birlikte 2017 referandumunun ardından Türkiye yeni bir siyasi sistem içine girdi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve cumhurbaşkanlarının siyasi parti yöneticisi, genel başkanı olması da onunla birlikte kabul edildi. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın kafasında iki tane şapka var Ayşenur Hanım. Hı-hı. Bir Cumhurbaşkanlığı şapkası, bir de parti genel başkanlığı şapkası. Sayın Cumhurbaşkanı anayasada yer alan madde üzerinden bir ant içti. Ve andında tarafsız olacağını ifade etti. Tarafsız olarak görev yapacağını söyledi. Aslında bu ikisi birbiriyle çelişkiyor, değil mi? Yani hem tarafsız cumhurbaşkanı olacaksınız ama kendim aynı anda başınızda parti genel başkanı şapkası var. Bu olacak iş değil. Yani şimdi Türkiye'de hukukun işleyişi açısından çok ciddi bir çelişki ortaya çıkıyor. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'nın hangi işlemi, hangi söylemi, hangi konuşması cumhurbaşkanı sıfatıyla oluyor? Hangisi de parti genel başkanı şapkasını kullanarak olmakta. Şimdi bu AKP'nin grup toplantısı olduğuna göre biz bunu Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'ın parti genel başkanı sıfatıyla yaptığı bir konuşma olarak değerlendiriyoruz. Ve o nedenle bu girişimi başlattık. Sayın Kazan hukuk tekniği açısından yasaları yorumlayarak 4-5 madde sıraladı ama ben onlar içinde bir siyasetçi olarak, bir yurttaş olarak en çok halkı kin ve nefret duygularının tahriki olarak görüyorum, yorumluyorum. Benim değerlendirmem bu. Ankara'nın bir mahallesinde, başkentin göbeğinde ana muhalefet partisi genel başkanına 2 saat boyunca linç girişimi sergilendi. Yumruk atıyorlar, tekme atıyorlar, bir eve sığınılıyor, evin yakılması için bir çaba başlıyor. Taşlar istiflenmiş, istiflenen taşlar çıkıyor. Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem orada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri, milletvekilleri vesaire. Ve orada Milli Savunma Bakanı var. Orada Milli Eğitim Bakanı var. Ankara Valisi var. Emniyet Genel Müdürü var. Emniyet Müdürü var. Bir şehit cenazesi, Ayşenur Hanım, bir şehit cenazesi. Bir öyle bir rastgele bir gezi de değil. Yani herkesin o olayın ağırlığı altında davranması gereken bir ortamda bu sergileniyor. Bu nedenle
Bunu biz hepimiz, her birimiz, aslında tüm yurttaşların da böyle davranması gerekir. Türkiye demokrasisinin, siyasi yaşamının çok büyük bir ayıbı olarak görmemiz gerekiyordu. Bunun AKP grubunda sergilenmesi bir anlamda tasvip edildiği izlenimini yaratmaktadır. Halkı kin ve nefret duygularını tahrik ederek bir yöne yönlendirmektedir. O nedenle biz bu davanın açılmasını kararlaştırdık ve Sayın Turgut Kazan'ın hazırladığı bir başvuru dilekçesiyle başvuruda bulunduk. Peki şimdi hani Erdoğan'ı ortadan ikiye bölemeyeceğinize göre, işte burası Cumhurbaşkanı, burası... Zor bir iş değil mi? İki şapkayı nasıl taşıyor? Nasıl taşıyacak zamanda? Bilmiyorum. Zor zanaat. Olmaz böyle bir şey. Olamaz. Hayır yani, tamam, o onun için olmaz ama hukuk ne yapacak şimdi? Şimdi yani sizin dilekçenize... Bilmiyorum ne yapacak. Yani çok beş aşağı beş yukarı tahminim var ama şimdiden söylemeyeyim şimdi. Ama Sayın Bahçeli'nin referanduma gitmeden önce bir açıklaması vardı. Bilmiyorum anımsıyor musunuz? İzleyicilerimiz anımsıyor mu? Dedi ki Sayın Bahçeli, mevcut uygulama anayasal sistemin dışına çıkıldığını göstermektedir. Evet, evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanlığı anayasal sisteme davet etmedi. Biz anayasayı ona göre değiştirelim dedi. Yani bu akıl alacak bir şey değil. Kabul edilebilecek bir şey değil. Ama oldu. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Referandumdan bu çok kıl payıyla geçen bir anayasa metni oldu. Ve şimdi onun uygulamasını yapıyoruz. Yani aslında hani imkansız üçlü, olanaksız ikili, olanaksız üçlü falan diye öyle şeyler vardır ya. Bu olanaksız ikili. Yani bu ikisi bir anda olmaz dediğiniz gibi, ortadan yaramayacağınıza göre iki şapka aynı kafada taşınamaz. Çünkü çok yanlıştır. Haklısınız. O konuşma az önce de zaten gösterdik. Nerede yapıldı? AKP Türkiye Meclis Büyük Millet, grup evet, toplantısında evet, meclis yapıldı. Meclis çatısı altında yapıldı. Ve AKP grup toplantısı. Grup toplantısı. Evet, yani doğru. Bir partinin grup toplantısında evet, yapıldı. Aynen öyle.